Ananı avradını. Lan oğlum lan. Hayvan herifler, gidin peşimden. Oğlum alo, biri balta atıyor, biri ışınlanıyor lan. Merhaba arkadaşlar, Gamer Dükkanı'na hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, uzun süredir beklediğimiz 2v8 modu sonunda oyuna eklendi. Dün akşam saat 7 gibi eklendi. Gençler, bu menüde çok detaylı anlatmamış. O yüzden hani izlerken daha net anlamanız için ben şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım size. 2 katil ve 8 kurban var. Bu kadar arkadaşlar mod. Detaylı anlattığımı düşünüyorum. Şaka şaka anlatıyorum. İlk olarak kurban tarafından başlayalım. Bütün kurbanları istediğiniz kozmetikle oynayabiliyorsunuz. İşte Dead Art gibi, Sprint Burst gibi, Adrenalin gibi perkler yok arkadaşlar. Oyunun kendisine ait 4 tane sınıf var gördüğünüz gibi. Bu sınıflardan hangisini alırsanız onun özel perklerini size vermiş oluyor. Ekstradan herhangi bir perk falan takamıyorsunuz. Şimdi hızlı bir şekilde bu sınıfları anlatayım. İlk sınıf kaçış ustası. İlk perkü, biz koşarken bize 12 metreden daha yakın olan tüm kurbanlar 3 saniye boyunca %150 sürat durum etkisi kazanıyor. Her 20 saniyede bir kullanabiliyoruz bunu. İkinci perkümüz hare yeteneği. Bize 32 metreden daha yakın olan tüm paletlerin, camların ve kırılabilir duvarların harelerini ortaya çıkarıyor. Üçüncü perkümüz de içsel yetenek. Yaralıyken hareket hızımız %3 artıyor. Şimdi arkadaşlar, sonda şöyle bir kilitli kısım var gördüğünüz gibi, açılabilir yetenek diye. Bu kilitli olan perk bütün kurbanlarda aynı ve maç içerisinde açabiliyorsunuz. Oyunda kanca mantığı yok, kafes mantığı var. Birazdan onu da detaylıca anlatacağım. İki kere kafeslendikten sonra kendimizi iyileştirme ya da yerdeyken kimsenin yardımı olmadan kendimizi ayağa kaldırma yeteneği açılıyor. Kendimizi yerden kaldırdığımızda ya da iyileşme barımızı %25'e getirdiğimizde 20 saniye boyunca dayanıklılık durum efekti kazanıyoruz. Aynı zamanda 10 saniye boyunca %10 sürat durum etkisi kazanıyoruz. Yani hareket hızımız artıyor. Söylediğim gibi bu kilitli olan yetenek hepsinde aynı. O yüzden diğer sınıflarda bu kilitli yeteneği anlatmadan geçeceğim. İkinci sınıfımız rehber. İlk avantajı, bir jeneratörü onarırken hem kendi haremizi hem de jeneratörün haresini tüm takıma gösteriyor. İkinci perkü, bize 16 metreden daha yakın olan tüm jeneratörlerin harelerini görüyoruz. Üçüncü perkü de, bize 8 metreden daha yakın olan tüm kurbanlar jeneratör tamir ederken çok başarılı beceri denemelerinde %3 bonus ilerleme kazandırıyorlar jeneratöre. Aynı zamanda tamir yaparken çıkardığımız sesler %50 azalıyor. Üçüncü sınıfımız tıbbiyeli. İlk perkü, başka bir kurbanı iyileştirirken o kurbanın haresini tüm takıma gösteriyor. Aynı zamanda bize 3 metreden daha yakın olan kurbanlar diğer kurbanları iyileştirirken %25 bonus elde ediyorlar. İkinci perkü, bize 128 metreden daha yakın olan yaralı kurbanların harelerini görüyoruz. Üçüncü perkü de iyileştirme hızımızı %35 arttırıyor. Son sınıfta izci. İlk perkü, bir katil 64 metrelik bir görüş alanının içerisinde ise o katilin haresini bütün takım görebiliyor. İkinci perkü, katil herhangi bir paleti, jeneratörü ya da kırılabilir duvarı tekmelerse oyundaki iki katilin de haresini görebiliyoruz. Üçüncü perkü de yaralıyken çıkardığımız sesleri tamamen kapatıyor. Ses falan vermiyoruz yani yaralıyken ve eğilerek daha hızlı gidiyoruz. Survivor sınıfları bu kadar arkadaşlar. Hangi Survivor oynarsanız oynayın. Bu 4 sınıf açık. Hangisini istiyorsanız alabilirsiniz. Şöyle bir olay var. 8 kurbanın maksimum 4 tanesi aynı sınıfı alabiliyor. Yani diyelim kaçış ustası sınıfını alacaksınız. 5 kurban alamıyor. Maksimum 4 tanesi alabiliyor. Şimdi gelelim katil kısmına. Bütün katilleri oynayamıyorsunuz. Oyunun yalnızca ilk 5 katili açık, burada gördüğünüz gibi. Her birisinin farklı farklı özellikleri var. Hızlı bir şekilde onları anlatayım. İlk karakterimiz Trapper. Bir ayı kapanı yerleştirildiğinde veya sıfırlandığında iki katil de ayı kapanına 16 metreden daha yakınsa 3 saniye boyunca %150 sürat kazanıyorlar. Yani katiller sprint burst atmış oluyor. İkinci avantajı, karakter kendi tuzaklarına yakalanmıyor. Ayı kapanı kurma hızını %50 arttırıyor ve bir ayı kapanından kaçmak için gereken süreyi %25 arttırıyor. Aynı zamanda maça 4 tuzak ile başlıyoruz ve taşınabilen azami tuzak sayısını 4 arttırıyor. Haritada toplam 8 tuzak bulunuyor. Üçüncü yeteneği, bir kovalamacıya girildikten sonra hedeflenen kurbanlar 5 saniye boyunca veya diğer katil kurbana 16 metreden daha yakın olana kadar ortaya çıkarılıyor. Son yeteneği, bir jeneratör tekmeledikten sonra bize 20 metreden daha yakın olan tüm kurbanlar 5 saniye boyunca ortaya çıkarılıyor. Aynı zamanda jeneratörlerin gerileme hızını %200 arttırıyor. Gelelim Raid karakterine. İlk avantajı, görünmez haldeyken diğer katil bize 16 metreden daha yakınsa tespit edilemez durum etkisi kazanıyor. Yani kalp atışı falan olmuyor haritada o katilin. İkinci avantajı, görünmez olma ve görünmezlikten çıkma hızını %22 arttırıyor. Aynı zamanda görünmezlik sırasında %9 daha hızlı oluyoruz. Arkadaşlar, bu üçüncü ve dördüncü avantajlar tüm katillerde aynı. Yani sadece şu iki
avantaj değişik katillerde. O yüzden diğer katillerde bu 3 ve 4'ü anlatmayacağım. Sıradaki katilimiz Hillbilly. İlk avantajı, elektrikli testereyle depar atarken bize 10 metreden daha yakın olan kurbanlar elektrikli testere deparı bitene kadar zayıf durum etkisi altına giriyor. Yani tek yiyorlar. Diğer katil falan onu tek vuruşta düşürebiliyor. İkinci yeteneği de elektrikli testere deparı dönme hızını %44 arttırıyor. Testereyi kullanırken bir engele çarptığımız zaman bekleme süremizi %12 azaltıyor. Fakat elektrikli testere can çekişme durumunu otomatik olarak tetiklemez diyor. Yani testereniz tek atmıyor. Sıradaki katilimiz Nurse. İlk avantajı, takım arkadaşımıza 16 metreden daha yakın olduğumuz zaman ek sıçrama kazanıyoruz. Yani 2 değil 3 ışınlanma hakkımız oluyor. Bu 16 metrelik menzilin dışına çıktığımız zaman ek sıçrama yeteneğimiz kayboluyor. İkinci avantajı da sıçrama saldırımızın atılma mesafesini %30 arttırıyor. Art arda yapılan her sıçrama menzilimizi %30 arttırıyor. Sıçramadan sonraki yorgunluk süremizi %7 azaltıyor. Bir kurbanın 1 metreden daha yakınına ışınlanmak o kurbanın çığlık atmasına sebep oluyor. Arka arkaya ışınlandığımız zaman uzun bir yorgunluk giriyor Nurse'e. Bu yorgunluğu %65 azaltıyor. Işınlanmak için sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman Nurse'un hareket hızı düşüyor biliyorsunuz ki. İşte bu animasyondaki hareket hızımızı %30 arttırıyor. Işınlandıktan sonra bir kurbana vurmaya çalışıp ıskalarsak bunun vermiş olduğu yorgunluğu yarım saniye azaltıyor. Ve son karakterimiz Huntress. İlk avantajı bir kurbanı baltayla yaraladığımız zaman 5 saniye boyunca ortaya çıkarılıyor o kurban. Yani yerini görüyoruz. İkinci avantajımız da mücadeleye ekstradan 3 balta ile başlıyoruz. Yani toplamda 10 baltamız oluyor. Tüm baltalarımız bittiği zaman hareket hızımız %4.5 artıyor. Baltaların doldurma süresini %20 azaltıyor. Yani daha hızlı bir şekilde balta alabiliyoruz dolaptan. Balta fırlatmaları arasındaki bekleme süresini %20 azaltıyor. Ve baltayı kaldırdığımız zaman hareket hızımızı %5 arttırıyor. Evet arkadaşlar, tüm katil avantajları da bu şekildeydi. Gençler, bu arada buradaki bütün sınıfları tek tek oynayacağım videoda. Hepsini göstermiş olayım. O lobi ararken ben size diğer detayları anlatayım. Şimdi arkadaşlar, haritada 13 tane jeneratör var. Normal oyunda böyle olduğunu düşünsenize. Bunların 8'i tamamlandığı zaman kapılara güç gitmiş oluyor. 2 değil 3 kapı var toplamda. Haritada son 2 kurban kaldığı zaman kaç tane jeneratör kalmış olursa olsun 3 tane hatch spawn oluyor. Her bir hatch yalnızca bir kurban için. Yani aynı hatchten 2 kurban kaçamıyorsunuz. Bu arada lobisini de şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya yalnızca 4 kişi girebiliyor. Kalan 4 kişi de diğer lobide. Sağ altta görüyorsunuz zaten. 2 ayrı lobi ayırıyor. Katilin kancaya asma mantığı yok. Haritada kancalar yok. Sizi yere düşürdüğü zaman piramidin kafese yollama animasyonuna benzer bir animasyon var. Ve sizi kafese yolluyor. Kafese gittiğiniz zaman attempt deneme mantığı falan yok. Ve katil kafesinizin yakınlarındaysa sizi başka bir kafese yolluyor. Böylece camp yemenizi engelliyor. 3 kere kafese gittiğiniz zaman ölüyorsunuz. Oyuna item alarak ya da adak atarak giremiyorsunuz arkadaşlar. Haritada 20 tane sandık var ve bu sandıklardan çıkardığınız eşyaları kullanabiliyorsunuz. Bu arada modu hiç oynamadım. Bu anlattıklarımı sadece bilgi amaçlı verdim yani. Deneyimlediğim bir şey yok. Hep beraber göreceğiz şimdi. Katil maçlarını çok zor buluyormuş arkadaşlar. O yüzden ilk videoya Survivor tarafıyla başlamak istedim. Merhaba arkadaşlar, çok heyecanlı. Baba bak, hızımı falan görüyor musunuz? Çökün çocuklar, çökün. Oğlum sol tarafa bak. Aa, Nurse almış biri. Diğeri de ne almış? Umacı mı o? Bak bak, T-Bag atıyor hala oradan. Ya, birkaç ay önce konuşuyorduk şöyle böyle gelse diye. Orada tamir hızı var. Oğlum şuna bak. Lan ne oluyor? O kim lan? Oğlum biz bunu döveriz ki 3-4 kişi. Vallahi döveriz. Arkadaşlar bana da geliyorlar. Yani umacı hala yavşaksın ya. Hala aynı mod fark etmeksizin yavşaksın ya. Kafesteki hanımefendiyi alır mısın? Ana! Lan Nurse gelmiş ya. Ha bak, animasyon buymuş arkadaşlar. Modun hızlı olması bir avantaj. Yani böyle hızlı oynanılıyor. Güzel. Bak oğlum, umacıyla da campleme git lan. Hani jenler hızlı hızlı bitiyor. Koşma hızınız katillerde de olsun, sorarlarda da olsun hızlı. Eylemler hızlı. Merhaba. Güzel. Oğlum haritada sürekli bir şey oluyor. Sürekli bir şeyler görüyorum yani. Sandık açalım arkadaşlar belki. Al, belki flash falan diyecektim. Yine bulduk. Uyuz killer'ı bulduk. 3 saniye loop'a devam ya. 3 saniye loop'a devam ya. Bu arada her harita oynanılmıyor arkadaşlar. Ya aman reis ya, aman. Dur, 2 loop atalım. Yeni girdik moda ya. Yetişemedim paletleri anlat. Palet deviremedim ya. Dediğim gibi tüm haritalar yok ve rastgele geliyor. Katil tarafında yarın çekmeye çalışacağım arkadaşlar, bu arada bir aksilik olmazsa. Çünkü dediğim gibi çok uzun maç arıyormuş katilde. En azından biraz daha oyuncu toplanmasını bekleyebilirim yani. 8 kişiyle Gen Rush ya. Oğlum Nurse kovalasa daha çok oyalarım. Raid bir git ya. Aa, ne oluyor oğlum, bir Nurse geliyor karşıma, bir Raid geliyor arkadaşlar. Aa, biri öldü. Biri daha öldü. Arkadaşlar yavaş yavaş eksiliyoruz. Yo, saldı beni. Kendimi iyileştirme yeteneğim var aynen. İkinci kafes asılışıma geçtiğim için arkadaşlar kendimi iyileştirebiliyorum.
Güzel. Bari seni oyalayayım, öbür raid hayvan gibi çıktı, anasını satayım. Haha ne oldu nerds? Yemedi değil mi? Oğlum sen salaksın ya. Arkadaşlar yürüyen bir çan gördüm ya bir an. Yemin ediyorum bir an yürüyen bir çan gördüm ya. Adam bir de var ya, öyle bir raid oyuncusu geldi ki. Bak size yemin ederim. Bu olmasa... Adama nazar değdirdik arkadaşlar. Ah NT. İlk iki asılışıma çok kötü geçtim ya. Ölünce ne oluyor? Nasıl bir animasyon giriyor? Karnıma saplıyor diyorsun. Tamam, ilk maçın günah olmaz. Güzel. Hızlı bir mod. Bu arada buraya tabii ki sığmadığı için arkadaşlar sorarlar. Şöyle bir indirme barı koymuşlar. Gençler bu arada neden solo çektiğimi anlatayım. İbo şehir dışında biliyorsunuz ki bir 7-8 gün sonra falan gelecek bir aksilik çıkmazsa. Ali'nin sınavları hala bitmedi. Birkaç sınavla uğraşıyor. O yüzden 3-4 gün daha yok. Tolga abiye de tam olarak video saatim uymuyor şu an. O yüzden hani solo başlayayım dedim. Mod gelmişken geciktirmeyeyim, hemen çekeyim dedim. Katil de solo çekeceğim. Ali'nin sınavı bittiği zaman Ali ile duo bir katil çekeceğiz. Sonra ekiple bir tane toplu survivor çekeceğiz. Sonra bir hafta sonra İbo gelince de yine toplu bir survivor çekeceğiz. Bir de İbo ile duo çekeceğim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar hızımı alamadım, bir dakika. Bu modun toplamda 5-6 videosu falan gelecek. 8 Ağustos'a kadar devam ediyor bu arada mod. Sınırsız değil, onu söyleyeyim. Şimdi diğer sınıfa geçtim. Rehber oldum. Tamam sen al, tamam. Puanı sen al. 1500 puanı sen al. Çok güzel. Nurse ve Huntress var şu an maçta. Normalde şu ikili ölüm. Her yerden birileri geçiyor arkadaşlar. Yemin ediyorum bak, Çin sokakları gibi ya şu an. Oğlum şurada Huntress var, burada da Nurse var. NT, NT purpa, NT purpa. Samanlara girmeye çalış. İyisin purpa, iyisin purpa. Sürekli bir nesne kullan. Nurse'a karşı arkadaşlar sürekli bir nesne kullanımı. Olmadı. Bu arada belki şeyi merak ediyorsunuzdur. Hani kanca yok ya, katil bir kurbanı sırtına alınca ne oluyor falan diye. Bir kurbanı hani grablediği zaman otomatik olarak yere bırakıyor. Yani ona mecbur bırakıyor oyun sizi. Ananı avradını. Lan oğlum lan. Hayvan herifler, gidin peşimden. Arkadaşlar yaklaşık olarak 4 tane katil tarafından kovalanıyorum şu an. Oğlum alo, biri balta atıyor, biri ışınlanıyor lan. Ay ananızın oğlum, yuh ne yapacağım ben? Şunlara bak. Aa manyak herifler ya. Aa bitti son can, çok iyisiniz. 3 tane kapı var, şuna gidelim. Ona gitmeyelim, buna da gitmeyelim, şuna gidelim. Az önceki olay kabus gibiydi ya. Huntress balta atıyor, Nurse ışınlanıyor yanıma. Ben bir de çok rüya gören biriyim, kesin o bilinçaltıma işlendi benim. Ben gece ona benzer bir rüya göreceğim. Şöyle ilk kez hepimizi alalım. Bu kısımda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Yine normal kapıyı açıp gidiyorsunuz. Bir animasyon farklılığı, bir mekanik farklılığı falan yok. Güzel. Kovalamaca mantığını biraz zorlaştırmışlar sanırım. Hani Huntress'e ekstra balta hareket hızı, Nurse'e ekstra ışınlanma falan gibi şeyler vererek. Ama jen olayını basitleştirmişler. Sanki çok zormuş gibi. Yani böyle çok fazla uzun chase atamıyorsunuz ama jenler de hızlı hızlı bittiği için hani böyle hızlı bir mod yani. Şu an maçlarım ortalama 5 dakika 7 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Ananı avradını. Tıbbiyeli modundayım arkadaşlar şu an. Gel lan it. Tıbbiyeli modun ne diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. Zord! Oho, yanıma da Trapper tuzak atıyor. Ben ne anladım? Ananı ardını. Lan! Aa! Yanımdan testereyle geçtiği için tek yedim. Ya Hidbili Trapper doğusuna denk geldik ya. Bu Trapper ayı kostümü giymiş. İbo hani şehir dışındaydı. Şu an yaralıları görme ve hızlı iyileştirme var. Şu yaralıyı biz bir heal'layalım. %35 heal'lama özelliğimiz var. Yerini de gördük. Merhaba. Gel heal'layayım gel. Oo bak, hıza bak, hıza bak. Ekstra build yapmış gibiyim ya şu an. İbo'ya bak nasıl kovalıyor adam. Bu geldi, bunu da heal'layayım. Gel 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 gel. Bu arada katiller için de daha az streslidir bu mod. Sonuçta yanımızda bir yardımcı var. Seni bir de heal'layayım istiyorsan. Medik olduysak hakkını verelim değil mi? Sınıfınıza göre oynarsanız tabii hem daha eğlenceli, hem daha işlevli. Oo, Yo'ya bak. Aha. Bak bak bak, çakallara bak. Yine o komboyu yapacaklar. Kolay gelsin. Hılbılı bay. Çakala bak. Bahıl veriyor. Şerefsiz ya. Spot o kadar gibi ki. Oğlum bana gelince mi iki kişi oynayasınız tutuyor ya arkadaşlar? Vallahi bak şu modları hiç geçireceğim şimdi ya. Ya 7 kişi daha var. Oğlum o Hillbilly'nin kafasını kıracağım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi heal'layalım. Bak Hillbilly geliyor. Hemen kapı açış. Gel gel salak herif gel, başka biri yok oyunda. Dede. Dedem çekil dedem. Dedem kurban olurum dedem. Zaten adam akıllı loop atamadı. Aa.
sen salak bir ayısın ya. Sen Trapper değil de sen ayısın bence, anladın mı? Anladınız değil mi arkadaşlar ne demek istediğimi? Saldı beni, peki salmamış. Bak oğlum, bana öyle gidiyor gibi şey yapıyor gibi fake'ler verme, kafanı kırarım senin ha. Yetişti mi arkadaşlar? Yetişemez, yetişemez. Bilbilicim, başkaları da var oyunda. Belki hani şey yapmak istersin. Nasıl istersin tabi bilmem ama. Kaçayım ben de. Oynayayım mı Hilf? Ben de oynayayım şey abi. Spotların dağıtlılığına bak. Dedem nasıl geleyim? Oradan gel gel yapıyorsun da. Hayvan ya, Bloodlust kastı. Dedeye odaklıydım, mahvetti benim bütün düzenimi. Ne güzel şurada takılıyordum ya. Kill bile tamam kanka, bir tane kill'i aldın, çok süpersin. Yani şu modda Tunnel'a benzer bir şeydim kill bile yüzünden. Neyse arkadaşlar, birincilik koltuğunda gördüğünüz gibi. Onlar kaçmasına rağmen, ben ölmeme rağmen birincilik koltuğundayım. Çünkü niye? İşimi iyi yaptım. Water'ını en çok seven kimdir? İşini iyi yapandır. Arkadaşlar, chatten tanıdık bir arkadaşımız çıktı. Selamlar ona da buradan. Size selamı varmış arkadaşlar. Tabii 35 tane Survivor olunca tek lobide ister istemez tanıyan çıkıyor. Macmillan da oynanabiliyordu galiba, orayı da bir verseydi keşke. Bu maçta da izci oldum arkadaşlar. O sınıftayım. Bu ne? Tamam, biraz Avelnurs gibi. Şunu alsana ya. Biraz oynayayım lan. Şş, güzel. İlk chase'imizden alnımızın aküle çıktık. Ben burada eğilerek daha hızlı gidiyorum ve yaralıyken ses çıkarmıyorum. Diğer katil kim derken... Aha! Enayis koskoslar. İkisi aynı anda ıskaladı ya oğlum. Bir şey diyeceğim, ikisinden de hit yesem aynı anda vurma ihtimalleri oluyor muydu? Ya bu raid, bu modun en güçlüsü galiba raid ya. Çok fazla kurban var yani. Her gittiğiniz yerde biri var. O yüzden sürekli görünmez takılıp birilerini avlayabilirsiniz yani. Tabii iyi oynayana Nurse ve Huntress'tir büyük ihtimal. Güçlü olanı da. Raid yani normal 4v1 modundan olduğundan çok daha güçlü bence 8v2'de. Ya sen gerçekten gem mi campliyorsun ya? Gerçekten of. Full gen campleyip adam sonuna vuruyor, yaralıyor, gidiyor ya kanka. Eğlence modu, git chase at ya. Adamlar gen tutuyor şu an. Görüyor musunuz? Genler bitmiyor. Bunu dediğim gibi ağzıma yapıştırdılar. Ama gen tutuyorlar. Bu gerçeği değiştirmez. Vallahi dünyanın en şanssız insanı falan olabilirim yani. Yani maç başlayalı 10 dakika oldu. Bir kere bile şu killer şekle birisini görmedim. Heal'ım %99 iken adamın oraya ışınlanma hatası geldi. Ve yani yarım saniye daha olsa heal'lanmıştım. İkisi de aynı anda birer kill aldı. Beni burada sıkıştırırlarsa fena öterim. Oğlum bu beni mi görüyor? Anladın, raid de burada. Oy, istemeden dodge attım Nurse'e. Adamlar şakasız gen tutuyor ya. Gen tutmayı oynuyorlar ya. Yani tamam arkadaşlar, herkes eğlenmek zorunda değil. Tryhard da oynayabilirsiniz de. Hani ne bileyim. Biraz eğlenip hani son 3 geni falan tut bari, anladın mı? 8 genden itibaren tutmaya çalışması çok mantıklı gelmedi bana da, hadi neyse. Süper. Kanca trade'i falan da alıyoruz. Ruh hastası Wigraid. Ruh hastası Wigraid. Nurse'u çağırma tamam mı? Top işin yiyorsa yalnız başına gelirsin. Don't mind game ya. Kendimi nasıl sansürlediğimi gördünüz arkadaşlar. Yemin ediyorum şu ikisi araştırılsın. Bunlar ruh hastası ya. Başka hiçbir amacı olmaz. Bu tablo ne oğlum? 8 kişi tiplere bak arkadaşlar. Azıcık eğlenin yani. Oyunun kendisi zaten çok stresli ya. Biraz chase atalım. Normal dönelim ya. Oo, farklı map. Gençler, bu arada bütün sınıfları oynadım. O yüzden başa döndüm. Kaçış ustası build ile oynayacağım. Oy. Sağlam antris. Sağlam dedikten sonra gelen Huntress perisi. Sağlam Huntress yoktur. Purpo'yla karşılaşmamış Huntress vardır. Bir 5 dakika sonra muhtemelen baltaları götüme sokacak arkadaşlar. Ne zaman böyle atar yapsam. Başıma bir bela geliyor. Lan! Yani arkadaşlar, modun hiçbir güvencesi yok. İsterseniz full olun, istiyorsanız 5 tane hasar alma hakkınız olsun. Saniyede düştüm ya. Bak ne güzel oynuyordum. 2 tane balta dodge'ladım, mis gibi uzağa kaçtım. Sonra 3 saniye içerisinde düştüm, 2 tane hasar aldım bir anda. İşte güvenceli bir mod değil. O daha mı önemli sizin için arkadaşlar? İlk beni aldınız, onu yılıyorsunuz, tamam. Mutasyonlu canlı gibi böyle kafanız birbirinize girsin. Çok güzel, çok güzel. Çocukları yıllamayın lan beni.
Yıllayınla şaka yaptım. Alo. Hala 8 gen var. Çünkü bunlar da gen kontrolü yapıyor. Şaka gibi ya. Adamlar arkadaşlar gidiyor gene. Tekmeliyor. Gen yüksekse başında bir bekliyor. Oğlum bir normal oyna. Son 3 gen kala falan kazanmaya çalışırsın. Hani o kadar da değil, anladın mı? Tamam, maçı kazanmak iste. Onu anlıyorum. %100 tryhard da olma yani. Normal oyna. Muhtemelen bir maç daha atarım ama tüm maçlar bitmeden ben modla ilgili yorumumu yapayım. Bence Survivor tarafı keyifli değil. Yani orada iki kişi var. Ananın götünü at baltayı, tamam mı? Survivor tarafı gerçekten bence keyifli değil. Yani oynayanlar ne düşünüyor bilmiyorum ama ben normal girdiğim Survivor maçlarından şu moda göre daha fazla keyif alıyorum yani. Çünkü mod chase atma modu değil. Gen yapma modu. 2v8. Diğerinde en azından chase atabiliyorsunuz yani 4v1'de. Tamam, bir yenilik eklemek istemişler oyuna. Çok güzel. Hatta bizim de istediğimiz, önerdiğimiz bir yenilikti yani. Ama Survivor kısmını beğenmedim yani. Hani beğenmek zorunda da değilim. Bu benim şahsi fikrim. Sırf oynadığım, sevdiğim bir oyun diye övmek zorunda değilim ama gerçekten Survivor modunu beğenmedim. Sürekli birini kancadan alıp heal'lıyorsunuz ve gen yapıyorsunuz. Yani loop atma şansınız çok 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 düşük. Ki bu oyunun en keyifli yanı loop atmak zaten. Ama şu an loop atmak adına hiçbir şey yok modda. O yüzden bence katil kısmı çok daha keyiflidir. Onu da yarın çekeceğim. Siz de modla ilgili yorumlar belirtir misiniz? Gerçekten hani benden bağımsız. Ben sevmedim diye siz sevmemek zorunda değilsiniz. Tabii ki aranızda seven çıkabilir. Kimisi katil kısmını sevmez, survivor kısmını sever. Ama ben kendi şahsi yorumlarımı yaptım. Oğlum devir işte şu paleti. Devir ya, devir ya. Aman. Survivor kısmı hiç sarmadı bana gerçekten. Ben galiba yavaş yavaş katil main oluyorum arkadaşlar, onu fark ettiniz mi? Yani Survivor'da daha fazla tilt olmaya başladım artık ya. Bak mesela iki katil beni sıkıştırıp 3 saniyede düşürüyor ya. O zaten modun olayı. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Hatta o tarz düştüğüm yerlerde güldüm fark ettiyseniz. Oralara tilt olmadım. Tilt olma sebebim chase atma şansınız çok düşük yani. Modun tek amacı gen yapmak gibi yine. Hani keşke biraz daha şeye çevirselermiş. Daha eğlenceli bir hale çevirselermiş. Hani biraz loop mantığına kaysaymış çok daha iyi olabilirmiş. Ama sıkıntı yok. Yenilik yeniliktir. Ona göre geri dönüş alırlar izleyicilerden, oynayıcılardan. Ona göre bir şeyleri değiştirirler arkadaşlar. Farklı mod eklerler. Bu tarz yeniliklerin gelmesi bile iyi şu an için. Tabii bunda rakiplerin oynayış tarzının da önemi var. Yani adamlar eğlenmek için değil de hayvan gibi maçı kazanmak için oynadığı için öyle full gen kontrolü falan biraz saçmalıyorlar yani bence. Gel lan raid. Alıcık loop atak anasını satayım. İçeri gireceksin. Oğlum sen giderken biz dönüyorduk lan. Çömez. He? Çömez. Ananı ardın arkadaşını çağırdım. Oğlum işte bak, tamam bu komik, bu güzel. Modun olayı bu zaten. Yeter ki böyle öleyim yani, anladın mı? Şerefsiz abisini çağırdı ya. Baktı gücü yetmedi bana. Tamam mı? Dayak yiyince gitti Trapper'ı çağırdı. İki kişi beni killer şekilde sıkıştırdılar. Şey olaylarını iyi ayarlamışlar bence, özellik kısımlarını. Katiller kurbanları ara ara görüyor. Kurbanlar onları görüyor. İkisinin de hız boostu kazandığı durumlar var falan filan. Hani o kısımlarda herhangi bir sıkıntı yok dediğim gibi. Ya benim şu an eleştirdiğim tek kısım, oyun mantık olarak aynı kalmış. Böyle %70 loop, %30 jeneratör gibi bir şey yapabilirlerdi. Hani şeye çevirebilirler mi? Böyle kovalamaca rutinle yani. Katil sürekli düşürmeye çalışsın, kurban da sürekli kaçmaya çalışsın gibi bir mod olabilirmiş. Bilmiyorum arkadaşlar, bu benim fikrim. Tabii ki dediğim gibi herkes katılmak zorunda değil. Bak bak bak, yine iki kişiyi sıkıştırdılar orada bak. Bak 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 bak. Keloğlan'daki iki dev gibi beraber takılıyorlar ya bir de. Say goodbye. Bunu anlatıyorum. Adam beni gördü ama kovalamıyor. Jene dönüyor. Bence böyle olmamalı. Tamam, buna oyun sahipleri bir şey yapamaz. Bu adamın kendi oyun tarzı ama yani bu mod kazanılmaya çalışılan bir mod olmamalı bence. Gördüğün kurbanı kovala ya. Gidiyor jene dönüyor, tekme atıyor, jeni campliyor falan hani bitmesin diye. Ne bileyim arkadaşlar, benim mantığıma ters kısaca yani. Ben yani yarın killer videosu çekerken gördüğüm kurbanı kovalayacağım. Ha bir jenin yanından geçerken o jen yüksektir. Oradaki kurbanı kışkışlarım, jeni tekmelerim, o ayrı. Hah, geliyor yine ikiz dingiller geliyor. Bak bak bak. Aynı anda vurup yok ettiler lan adamı. Ya oğlum şerefsizlere bak. Görüyor musunuz arkadaşlar oyun tarzlarını? Çözmüşler oyunu. İkisi dip dibe dolanıyor, aynı anda vuruyorlar. Bana da yapacaklar aynısını. Burada trap yoktur inşallah. Çağır çağır arkadaşını çağır. Tek başına bir bok yapamadığın için çağır, onu çağır. Nerede diğer göt arkadaşım? Geliyor değil mi? Oğlum çok stresli. Geliyor mu gelmiyor mu anlamıyorum ki. Yetişir miyim? Oy! Oğlum sen tek başına böyle bir eziksin işte. Tek başınayken hiçbir işe yaramayan bir mahlukatsın. You know? You know bro? Gel gel. Daha da önce sen ne diyeceğim de, bu spot ne oğlum? Aa, bu taşın buradan dolanma yokmuş. Var sandım ya. Kötü spot.
kötü spot. Her zaman ne diyorum? Bu tarz spotlarda tek şansınız stun atmak. Bu hep bu şekil olsa çok keyifli, anladınız mı? Yani sürekli loop atalım. Beni kovalasın, düşürsün. Sonra öbürüyle loop atayım ya da aynı anda gelsinler, fark etmez. Oyun yine gen campleme mantığına dönmesin yani. Ama tabii buna oyun yapımcıları ne yapabilir onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben burada aslında tam olarak oyun yapımcılarını da eleştirmiyorum şu an. Bu karşıma gelenlerin oyun tarzı yani. Adamlar onu engelleyemez ki. Yine de farklılık getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Bari son ikiye kalsam da head çıksa. Şunu almayacağım ya arkadaşlar. Ya da diğeri düştü, dur diğeri ölüyor, bunu alayım. Çünkü fokusu bunun üstüne çekeriz belki. Tamam, şu an 3 tane edge var. Aha! Oğlum sen mi gidiyorsun lan? Şerefs, ben de gideyim. Aha! Allah kahretsin. Ulan kurtardığım adam. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Aha! Yine Gecüş'le Mecüş ordusu. Oğlum! Rabbim sen bana yardım et. Oy! Oy! Ne diyeyim ki ya, ne diyeyim ki ya. Ya senin neyine ya, senin neyine, Allah'ın Sivaslısı, senin neyine ya şu mod. Defol git adam akıllı klanın Legion'unu oyna, senin neyine şu mod. Senin eğlenmek ne hakkına lan senin. Kurtardığım adam gözümün önünde hatch'ten gidiyor. İki katili dojluyorum, trebe basıyorum. Şaka gibi ya. Bak son maç eğlenceliydi arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Ama genel olarak yorumlarımı yaptım zaten. Sürekli aynı şeyleri söyleyip kendimi tekrar etmek istemiyorum. Survivor kısmı 5-6 maç sonra sıkıyor. Benim fikrim bu yani. Uzun süreli oynamam yani ben Survivor kısmını. Ama katil kısmını yarın göreceğiz. Belki o da sıkıcıdır. Ya da çok daha fazla eğlenirim, bilmiyorum. Siz de modu oynadıysanız ya da izlediğiniz kadarıyla yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.